Merhabalar, ben Köfte İsprak'te ve Kasayı Sun'un 43. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm arasında biraz Tomcraft araştırmaları yapayım derken ufak bir şey oldu ve Eldritch kısmı açıldı. Eldritch kısmı nedir diye soracak olursanız basitçe kara büyü diyebiliriz. Buranın açılması için yeterli warp'ınızın birikmesi lazım. Hani şu... Bir saniye... Şu Forbidden Knowledge'ları açtığınızda gelen efekt. Onların yeterince birikmesi lazım. Ve tabii ki de warp'ım çok fazla arttığı için şunu yapmam gerekti. Sanity check. Şu alet... Şu köşede... Gördüğünüz gibi... Warp durumunu gösteriyor. Evet. Ve bölüm arası yaptığım önemli bir değişiklik şurası. Bunlar nedir diye soracak olursanız Basic Distillery. Peki arkaya nasıl bağlı? Basitçe yukarıdan gelen bir tane IC2 Transformer'ı bir tane medium voltage Great Tech Transformer'ına bağlı. Oradan da yan taraflarda iki tane low voltage Transformer'a bağlı ve 4 Extin kablolarla distillery'lere bağlı. Ve bu distillery'ler bu şekilde çalışıyor. Glycerin üretiyorlar. Ve şurada glycerin eksiğimiz kapanmaya çalışıyor. Bunlara zaten önceki bölüm başlamıştım. World Save'i alanlar zaten bu kısmı aldı komple. Basitçe özetlemek gerekirse, zaten bölümde anlatmıştım ancak yine de bir anlatayım. ICT enerjisini Great Tech enerjisine çevirebiliyoruz. Bunun için baştan aşağı Great Tech serimdeki enerji hatları hakkındaki bölüme bakabilirsiniz. Buradan bu kablolarla Insulated High Voltage Cable geliyor. High Voltage Transformer. Burada diğer bir High Voltage Transformer'a bağlı. Medium Voltage'a dönüşüyor burada. Evet, High Voltage olarak geliyor. Aslında buna gerek yokmuş. Onu sonradan öğrendim ama. Buradan Medium Voltage Transformer'a gidiyor. Ve 4 tane makineye bağlı oluyor. Tabii ki de aralarında bir katman rubber'la birbirinden ayrılmış durumda. Burası da aynı şekilde şu makineye birazdan gireceğim. Şu chest'leri şimdilik aldım çünkü göstereceğim. Ayrıca şurada bayağı bir silikon ve alüminyum görüyorsunuz. Çünkü sodalit işledim. Lazuritleri işlemedim. Sadece sodalitleri işledim. Ve şurada da silikon pişiyor. Bunu kısmen otomatikleştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacaksın diye soracak olursanız. Benim chestlerim vardı burada. Bu arada merak etmeyin, iron sıkıntımız aslında yok. Ona birazdan değineceğim. Evet, iron chest gel. Ve ardından bir tane de hopper lazım. Evet. Ve şunları bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım değil mi? Şimdi Hopper'cığım gel bakalım. Ha, zaten inventörümde bir adet Hopper varmış ama neyse fazla Hopper göz çıkartmaz. Ardından conveyor modül. Nasıl yapıldığını biliyorsunuz zaten bu şekilde. Seni şöyle yerleştirip ardından buraya chest koyalım. Ve screwdriver lazımdı sana değil mi? İki tane screwdriver'ım varmış.
İlginç. Neden çalışmıyor? Crowbar gel. Bunun teoride çalışması lazımdı. Evet, bu şu an fazla ilginç bir durumda. Hata. Çalışmaya başladı. Neden sadece... Neyse. İlginç. Neyse, bu nasıl sonradan bakarız. Ardından size şu fluid stasları nasıl elde edildiğini göstereceğim. Öncelikle bir bakalım. Fluid kristallerden elde ediliyor. İki yöntem var bunun için. Great Tech kuruluysa eğer bu iki yöntem oluyor. Bir tane Charge Certus Quartz'ı, bir tane Nether Quartz'ı, bir adet de Redstone Dust'ı bir tane su birikintisinin içine atın. Birkaç saniye içerisinde dönüşüyor. Ya da benim gibi mikser kullanın. Great Tech mikseri tabii içinde su olması zorunlu. Evet. Şuraya bir tekrar bakacağım. Tamam, atıyor. Güzel. O zaman hıpır. Bir adet de chest alayım şöyle. Evet. Bu arada hani bunu buraya taşıdım. Ve şurada oksijen birikintimiz var. Oksijen birikintisini nereden elde ediyoruz diye soracak olursanız. Burada. Şu üstteki item pipe neden var diye soracak olursanız da. Şunun üstünde bir adet conveyor modül bağlı. Conveyor modül şey katıları direkt atıyor. Yani şunu birazdan atacak oraya. Ve kısacası Great Tech'te hem sıvı hem de katı çıkışını bir makinede yapabiliyorsunuz. Hatta birden fazla çıkış yapabiliyorsunuz. Filtreleyerek şudur budur. Daha yüksek bir conveyor modülü koyarsanız daha hızlı aktarılır fakat... Yani makinemiz zaten hızlı çalışan bir makine değil. Evet. Yaptığımız değişiklikler basitçe böyle. Evet, şu şunu da Word Save'de ufak bir sürpriz olarak vermiştim. Değil mi? Ayrıca şurada da biraz dizel jeneratör sayısını arttırdım. Yaptığımız değişiklikler bu kadar. Ve burada da şunlara giriştim fakat bunlara daha sonraki bölümde değinmeye devam edeceğim. Evet. Şimdi yapmam gereken önemli bir şey vardı. Evet. Şimdi bana kum lazım. Evet, Fluid Seed. Ama bunlar hakkında ufak bir detay var. Ben bunları şurada işleyeceğim. Evet. Tabii dizelimiz yeterse. Evet ve tabii ki de bu ID değişmesi sonucu tamamdır. Evet. Bu şekilde bir kısmı bitsin.
henüz basic'ini yapmadığım için autoclave'in. Ve şu makine nedir diye soracak olursanız, sodyumlarımızı bu arada sıfırlayalım. Evet. Diyelim nether quartz elde etmek istiyorum ama nether quartz'larımız hep dust şeklinde. Artık değil. 3 tane nether quartz, dust, bir tane de sodyum alıyor ve bize... Orada gördüğünüz gibi bu... Sadece quartz'larda oluyor. Bu şekilde quartz'ları çok daha rahat bir biçimde gem haline getir, dust'tan gem haline getirebiliyoruz. Evet. Şuraya bir bakalım. Şunlar da işlensin. Ondan sonrakiler eski usul. Bunları nereye koyabiliriz? Bir tane de kovamız gelsin. Voila. Siz burada büyüyün yavaşça. Bana şimdilik şu kısım yetecek gibi geliyor. Umarım. 6. Evet. Ve yapmamız gereken ilk şeyler, bu arada benim mesajım gelmiş. Gülser, sana buradan selamlar. evet. Ben Grotesque Accelerator yapabilirim. Hadi yapabilirim. Hatta yapayım. Quartz Glass lazım bunun için. Quartz Glass'ımız vardı. Dur. Tam olarak gereken yer. Iron. Ha dur. Iron demişken aklıma ne geldi? Biz ne unuttuk? İşlenmiş madenleri. Kapı gelsin önce. Tabii 2 stack daha iron var. Pardon, 2 değil. 5 stack daha iron vardı. Onların hepsini steel'e çevirip kullandım. Tinler. Gelin. Gold'lar siz de gelin. Thorium'u taşıdığım takdirde bana zarar verecek mi? Sıkıntı orada. Hayır, vermiyor. Tamam. Evet, o zaman lead, silver, magnezyum, kobalt, zinc, nikel, thorium. Bu chest'i büyütmem lazım. thorium, platinum, neodyum, magnezyum. Siz şuraya gelin şimdilik. Titanium, sen de gel. Alışım değilsin ama olsun. Bu chestler büyüyecek, evet. Evet. Growth Accelerator diyorduk en son. Quartz Glass Iron. Bu arada ufak bir not. Apply Terence 6'de nerede yaşatırsa her şey hayvan gibi Iron kullanıyor. Miflux kristal. Bunun için quartz fiber lazım. Bakalım quartz fiber'ımız var mı? Varmış. Hali hazırda. Serinin başlarında yaptığımız.
Evet. 24 tane şimdilik bana yeter gibi. Sen lazımsın. 3 tane yapacağım. Ardından tamamdır. Evet, şöyle alalım bunları. Evet, hiç büyümemişler. Tam beklediğim gibi. Şimdi önü arkası neresi bunun? Öyle bir sıkıntımız var. Ve buna enerji bağlamamız gerekecek. Orada başka bir yönden bağlamıyor. Arkadan ya da önden. Ve başka bir branch'e ihtiyacım olacak. O da... Quartz branch. Pure'la yapamıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Ardından da enerji adaptör. Bunun için bir adet flux. Bu yapımı gayet basit. Ama transformer'ı gerektirecek mi? Önemli olan soru bu. 4X'in kablomuz. Ha, tamam, varmış bir de bir tane. Evet. Tamam, bunu kabul ediyor. Yani bunu bu şekilde atalım. Ve bakalım. Şimdiden %3 şeklinde büyümüş. Yani çok fazla enerji tüketiyor bu arada. Bunu aklınızda bulundurun. Ama çok daha hızlı bir biçimde büyütüyor ve onun için bir de toggle boss. Bundan yapacağım. Benim şurada bir tane lever'ım vardı. İki tane redstone alalım. Kendimize bir tane toggle boss yapalım. Toggle boss nedir diye soracak olursanız da... tabii bir tane daha lever lazım bununla beraber. Bu makineyi her daim açık bırakmak istemiyorum çünkü çok bayağı bir enerji tüketiyor. Evet, şu an enerjinin aktarılıyor olması lazım, evet. Gördüğünüz gibi bu redstone sinyali aldığı takdirde burayı devreye sokuyor, fakat redstone sinyali almazsa İptal ediyor. Da şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi makineler kapanacak birazdan. Kapandılar. Evet. Bundan sonra artık orayı o şekilde kullanıyoruz. Evet. Kaldığımız yere devam edelim. Applied Energy Sticks. Kendim bir adet MI controller yapmak istiyorum. Çünkü büyük bir network yapacağız.
Tabii ki de bunun için bu lazım. Senin için Energy Press ve Diamond. İki tane yapalım senden. Ne olur ne olmaz. Engineering Press. Ha, Diamond'ı plate olarak koymamız lazımmış. Ve bunun için cutting saw mı lazım? Evet, cutting saw makinesini yapmam gerekecekmiş, onu öğrendim. Benim burada diamond dust'ım var diyor, yoksa hepsini kullan... Ha, tamam. Bir şey deneyeceğim. Öte değil, ben işin değil, alloy smelter değil. Ha, kompresör. Evet. İlla cutting saw lazım. Hemen craft edip geliyorum. Daha sonra önce bir crafting'ine bakalım. Cutting machine. Tabi dur. Evet. Bakalım. Tam 30 EV tüketiyormuş sadece. O zaman basic'ini yapıyoruz sadece. Demek oluyor bu. Evet, senin için ne lazımmış? Bunlar. Tamam, kolay. Hemen geliyorum. Evet, geldim ve R'ye basmamla beraber recipe kayboldu. Evet. Ve nedendir bilmiyoruz, ancak IC2 makinelerinde shift click çalışmıyor. Basic cutting machine. Teşekkürler. Seni şimdilik nereye koyalım? Low voltage makinelerle beraber mutlu üstü yaşayabileceğin bir yer olması lazım. Orası da bence burası. Şimdi. Diamond plate için su da lazım. The lubricant. Yani seni buraya değil. Buraya terfi edip güzel bir boru hattı döşüyoruz ve small pipe'larımız bitmiş. Bunları yapabiliyorum. Rubber. Kauçuk. Tabi bu geçici bir çözüm tamamen. Evet, bana bir tane de diamond lazım. Alloy smelter'ımız. Evet. Oysa da ben biraz silikon üreteyim. Evet. Diamond blue'umuz hazır. Bu da hazır olsun. Unutmadan şunlar da bitmiş. Evet. Benim şu warp'larla savaşmam lazım. Siktir. Tamam, bu ne?
Evet. Bu ilginç bir anı oldu. Wow. Tamam, bu warp'lar biraz ilginç bir hal almaya başladılar. Hadi bakalım. Bu işlem bayağı yavaşmış. Evet, o yüzden de biz de ne yapabiliriz? Diğer... Atlantian Rüzesi'ye yapabileceğimiz başka şeyler yapabiliriz. Şuna şimdi girişemiyoruz ancak bolca emi kablo yapmamız lazım. Bayağı bir bolca. Hatta Flux Cable nerede? Bu arada bu kabloların tam olarak ne işe yaradığını merak edenler benim Epitheon 6 incelememe bakabilir. Detaylı bir biçimde anlatıyorum. Nether Quartz daha fazla. Glass. Quartz Fiber. Ardından Sand. Zaten yarım stack varmış. Şunların hepsini buna çevirelim. Ardından şuraya atalım. Gördüğünüz gibi çok çok daha hızlı bir biçimde çalışıyor bunda. Evet. Yeterince Flux kablomuz oldu bence. Ve bir de bize başka bir şey daha lazım. O da... Cable anchor'larımızı hatırlıyorsunuz. Bu şekilde craft ediliyordu. Siz değil. Ha tamam, inventory'deymiş zaten. Valla. 24 tane. Ve bana... Storage bus. Any interface lazım senin için. Senin için de bu lazımmış. Tamamdır. Siz biraz şöyle geçin. Ve storage bus yapalım. Any interface. Formation matrix. Evet, buraya gidin. Şimdilik bunlar yeterli. Formation matrixlerimizi yapalım. Tamam, 24. Ardından Glass ve Iron. Iron. Iron'ımız zaten varmış. Bu arada şuradaki, şurası pil. Ha tamam, bu adam bağlıydı, doğru. Ardından neye bakacaktım? Glass. Any interface. Ha doğru, ayrını koymadık. O zaman burada ufak bir sıkıntımız var. Hemen onu burada halledelim. Evet, cidden AA bu.
Iron ingot, formation core, iron ingot. Evet, bu cidden problem. Hemen bir oyunu başlatayım. Belki düzelir. Geliyorum hemen. Evet, sorun neden bilmiyorum ama hala devam ediyor. Onu bölüm arası bir inceleyeceğim. Olmadı. Recipe'sini sıfırlayacağım. Şimdilik ben sorunla ilgilenip geliyorum. Bu arada sizler bitmişsiniz bile. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin günler, iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde ben gereken her şeyi craft edip burada olacağım.